Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir doğal saç boyası tarifi vereceğim. Gerçekten bakın saçlarım çok güzel oldu. Mor soğan ile saçlarımı boyadım. Mor soğan ve mor soğan kabuklarını daha çok kullandım. Muhteşem bir şey oldu. Yeni saçlarım çıktı. İkincisini yapacağım ben. Çok sevdim bu rengi. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Şöyle size iç mekanda. Rengin nasıl durduğunu iyice bir göstereyim. Saçlarımı boyadım, şampansız bir şekilde yıkadım. Şampansız yıkadığım halde çok güzel, çok temiz. Beni takip edenler bilir, saçlarımızı doğal saç boyasıyla boyadıktan sonra ilk yıkamada şampuan kullanmıyoruz. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Yeni gelen, yeni rastlayanlar da öğrensinler bu tekniği diyorum. Benim için doğal saç boyama vazgeçilmez bir şey. Son derece sağlıklı. Hem saçlarım çok güzel, hem vücuduma hiçbir zararı yok. Çünkü kimyasal saç boyalarının ne yazık ki vücuda çok zararları var. Şöyle mor soğanlarımı aldım. Hepsini koymayacağım ama çünkü çok seviyorum. Bir kısmını da soğan turşusu yapıp size soğan turşusu tarifi de vereceğim. Burada 5 tane mor soğan var. Ben 2 tanesini saçlarıma kullanacağım kabuklarıyla beraber. 3 tanesiyle de turşu yapacağım. Bakar mısınız? Daha dokunur dokunmaz ellerimi boyamaya başladı. Bu mor soğan muhteşem bir şey. Hem yiyin, tüketin, hem pişmiş olarak, turşu olarak, çiğ olarak tüketin soğanı. Bakın ellerimi görüyor musunuz? Kabuklarına sadece dokundum ve müthiş boyadı ellerimi. Dediğim gibi hem yiyin, tüketin her türlü tüketin soğanı hem de saçlarınızı boyayın. Özellikle bu sonbaharda şu anda bana en çok gelen sorulardan bir tanesi saçlarım çok dökülüyor sorusu. İşte saç dökülmenizi durduracak. Harika bir tarif bu. Saç dökülmenizi durdurup yeni saçlar çıkaracak. Saçlarınız gürleşecek. Özellikle benim gibi ince telli, hacimsiz, zayıf saçları olanlara öneriyorum bu tarifleri. Tabii ki saçları gür olanlar da yapabilir ama onların çok öyle kendilerini bizim kadar hırpalamalarına gerek yok. Biz saçlarımıza sürekli bakım yapmazsak saçlarımızı bizim kaybetme riskimiz çok yüksek. Şöyle mor soğanların kabuğunu yıkadım. Tozlarını akıttım soğanın. Daha sonra böyle kabuklarıyla iki tane soğanı da bütün olarak güzelce doğrayıp koydum. Şu bardakla üzerine böyle 6-7 bardak su koyacağım kendi saçlarıma göre yapıyorum. Saçları kısa olanlar hem bu doğal saç boyasını hem de diğer doğal saç boyalarımı kendi saçlarına göre azaltabilirler. Bana en çok sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi de o miktarı azaltabilir miyiz? Tabii ki dengeli bir şekilde. Azaltabilirsiniz kendi saçlarınıza göre bakar mısınız? Suyu koyar koymaz hemen nasıl çok güzel bir renk verdi. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bu benim doğal saç boyama tencerem. Eski bir tencereyi ben böyle saçlarım için ayırdım. Üzerine suyu koydum. Böyle bir gün bir köşede mutfakta beklesin istiyorum. Bir gün beklettim bunu bakın. Şu ertesi gün şöyle çok güzel bir rengi çıktı. Bir gün bekletirseniz daha iyi renk verir. Mümkün olduğu kadar bekletin boyalarınızı. Sonra şöyle üzerine 2 yemek kaşığı çörek otu koyuyorum. Çörek otu da çok güzel saç boyar. Çok faydalı. Saçlarınızda bol bol kullanın. Özellikle beyazları çok olanlar çörek otunu daha çok koysun. Biraz lavanta saplarından koydum. Bir ölçüsü yok bunların. Koyabildiğiniz kadar koyun. 5-6 tane karanfil attım. Şimdi sıra ceviz kabuğunda. Ceviz kabuğu bu cevizin dışındaki yeşil kabuğu bu. Bunu aktarlardan da alıyorum. Ben kendim de kurutuyorum. Şimdi tam zamanı ceviz kabuğunu alıp kurutabilirsiniz. Yakınlarınızda varsa ya da bahçenizde ceviziniz varsa kabuklarını atmayın. Şöyle kocaman bir avuç ceviz kabuğu koydum defne yaprağı atıyorum 5-6 tane defne yaprağı da çok iyi oluyor ceviz kabuğu özellikle beyaz saçları olanlar daha çok koysun hiç korkmayın hiçbir şey yapmaz saçlarında beyazları olanlar mutlaka ceviz kabuğunu bol bol kullansınlar hiçbir zararı yok şöyle kapağını kapattım kaynatıyorum bir taşım kaynatıp soğutup buzdolabına koyuyorum ee, çok fazla kaynatmayın. Soğan olduğu için kötü kokuyor. Birkaç dakika kaynatın, kapatın. Soyunca e, tekrar kaynatma işlemi yapabilirsiniz. Burada benim bu e, doğal saç boyasını yaparken başıma şöyle bir şey geldi. O kadar yoğunduk ki çok işim çıktı ve ben bunu inanın e, hazırladıktan sonra böyle bu tencerenin içerisinde 15 gün dolapta bekletmek zorunda kaldım. 2 hafta bekledi. Ara ara çıkarttım böyle tam müsaitim dedim. Hemen bugün bir daha kaynatayım saçlarımı boyayayım dedim. Yine işim çıktı. Kaynattım. Tekrar soğutup dolaba koydum. Yani bir işiniz çıktığı zaman bunu tencerenizi böylece soğuttuktan sonra dolaba koyabilirsiniz. Dolapta inanın bir iki hafta hiçbir şey olmuyor. Ama soğan o kadar dayanıklı ki soğana hiçbir şey olmuyor. Kabuklarını da aynı süzemeden böylece 2 hafta dolapta bekledi. Bakın rengi ne kadar koyulaştı ve bu beklemesi çok iyi geldi. Bana bir şey öğretti burada bu. Ne kadar çok beklerse yapacağımız formüller, böyle bu kabuk sularıyla ne kadar çok beklerse sonuç o kadar güzel oluyor, o kadar güzel saç boyayıp beyaz kapatıyor. Özellikle saçlarında beyazları çok olanlar. Uzun süre bekletsinler. Kaynatıp soğutup buzdolabına koyun. Ertesi gün bir daha kaynatın, bir daha soğutun, bir daha buzdolabına koyun. Bir hafta kadar buzdolabına böyle kaynatıp soğutup koyarak bir hafta sonra mümkünse formülünüzü hazırlayın. Gerçekten süper oluyor. Dediğim gibi ben böyle yine kaynattım. Tam boyamı hazırlamak üzere e, girişimde bulundum. Bir işim çıktı, dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bir şey oldu. Hemen soğutunca tekrar dolaba koydum. Bu şekilde iki hafta benim bekledi. Hiç de bozulmamış, çok da güzel. Son bir kez kaynattım, böyle ılık hale gelene kadar soğuttum ve şimdi doğal saç boyamı hazırlıyorum. Şöyle ben 200 gram kına kullanacağım. Benim saçlarım çok uzun. Bana bu 200 gram şöyle oluyor. Bir kez tam boyayıp İkinci, biraz artıyor. İkincisine de böyle biraz dip boya yapabiliyorum. Artısın. ben çok seviyorum. E, boya arttığı zaman o kadar rahat oluyor ki. Boyanız artarsa e, buzdolabında bir hafta hazırladığınız boyayı bekleterek, bekleterek saçınızı bir hafta sonra bir kez daha boyayabilirsiniz. Az ise dip boyası yapabilirsiniz. Çoksa boyanız bütün saçınıza uygulayabilirsiniz. Ya da Üzerine ilave yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bir kaşık boyanız dahi artsa atmayın. Bakın su ne kadar koyulaştı. İşte böyle iki hafta beklerse buzdolabında böyle oluyor. Ara ara kaynatıp koydum buzdolabına. Ee, ve süper bir su oldu. Şöyle azar azar ekleyerek kınamı karıştırıyorum. Ee, sadece artık biraz normal su ekleyebilirim. ihtiyaç olursa. Onun dışında buraya başka bir şey koymayacağım. Eee... Eğer ki boyanız çok artarsa, bir haftadan bir hafta sonra boya yapamayacaksanız, o zaman plastik bir kap ile dondurucuya koyabilirsiniz boyanızı. Dondurucuda aylarca bozulmaz. Bakın şöyle suyunu iyice sıkıp aldım. Bu posalarını da ben atmıyorum. Bahçede solucanlarım için kullanıyorum. Toprağa gömüyorum. Çok güzel gübre oluyor. Şöyle iyice karıştırdım. Ellerimi bakın nasıl boyadı. Soğan kabuklarına dokunuyorum. Dokunduğum an ellerimi boyuyor. Gerçekten bu e, su, bu karışım muhteşem güzel boyuyor. Beyazlarınızda çok güzel kapatır. Ama beyazlarınız çok fazlaysa e, ilk yapmada çok mucize bir sonuç beklemeyin. Evet beyazlarınız gider, e, renk değişir ama... Orijinal saçınız gibi yani diğer taraflar gibi olmaz. Şöyle biraz suyla çalkalayıp dibini de dökmek istiyorum. Çok fazla cıvık yapmayalım çünkü suya ihtiyacımız olursa azar azar ekleyelim. Çok cıvık olursa saçımızdan çok akar, bizi rahatsız eder. Şöyle iyice karıştırıyorum. Biraz normal su koyuyorum, hala koyu biraz. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Böyle normal saçımıza sürdüğümüz boyaların kıvamında olsun. Şöyle bakın, ara ara kontrol edin. Bu şekilde iyi. Artık şöyle dinlenmeye bırakacağım. Kaşığını da içine bıraktım. Bu da bir salça kutusu. Ben plastik kapları da birkaç kez kullanmadan atamıyorum. Mutlaka her şeyi bir iki defa kullanırım. Bakın ellerimi çok güzel boyadı. Şöyle kabuklara dokunuyorum. Kabukların suyunu iyice sıkarak aldım. Bu soğan kabuklarını dediğim gibi kompost yapacağım. Gübre yapımında kullanacağım. Saksılarınızın dibine de gömebilirsiniz. Balkon saksılarınız, balkonda saksılarınız varsa çiçek yetiştiriyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle ara ara karıştırarak bir gün beklettim. Bakın bekleyince tortular vardı biliyorsunuz içerisinde. Çok kendimi yormadım tortuları ezmek için. Şöyle bir gün bekleyince çok güzel bir şekilde tortuları da gitti. Boyanızın bu kıvama gelmesi lazım. Boyayı bekletmekten korkmayın. Boyayı bekletmek size bir zaman kaybı gibi de görünmesin. Bu Ne zaman boya yapacaksanız öncesinde bir hazırlık yapın. Yavaş yavaş yapın yani kendinizi yormadan işte kabuk sularınızı ara ara kaynatın. Mesela ben bir hafta sonra saçımı boyayacaksam bugünden başlıyorum kabuk sularımı kaynatmaya malzemelerimi hazırlamaya hiç acele etmiyorum. Bir köşede duruyor, beni yormuyor. Belki de ben o yüzden çok kolay yapıyorum. Yani ben bunu bir iş gibi görmüyorum. Ben bunu hayatın içinde günlük işlerimin içerisinde öyle bir ara yapı veriyorum sadece. Hiç beni yormuyor. 5 dakikada hazırlayıp koyuyorum tencereye malzemelerimi. Kaynatıyorum işimi yaparken. O kadar şimdi Boyamı süreceğim ben artık bugün ve şöyle yanıma poşet aldım saçlarıma boyadan sonra takmak için. Mutlaka eldiven kullanın. Eldiven aldım. Takılarınızı çıkarın, takılarınızı boyar. Eski kıyafetler giyin, beyaz olmasın. Eski koyu renk kıyafetler, bir başörtüsü alın yanınıza ve saçlarınıza dipten uca hiç açık kalmayacak şekilde sürün. Ben şöyle sürdüm. Bakın bu kadar da arttı benim. Ben bu artanın şimdi üzerine streç yapıp, Buzdolabına koyup bir hafta sonra ben bir kez daha uygulayacağım. Özellikle sonbaharda saçları dökülenler bu soğanlı saç maskemi mutlaka yapsınlar. Çünkü saç dökülmesini durdurur, yeni saçlar çıkarır, saçınızı gürleştirir. Bir de bugünlerde bana en çok yazılan şeylerden, sorulardan bir tanesi saçlarım çok dökülüyor. Evet sonbaharda saçlar çok dökülür. Bakın şöyle dış mekanda saçlarımı size göstereyim. Şu anda saçlarım şampuansız yıkanmış hali biliyorsunuz. Bu boyaları saçlarımızdan kolay akıtmak için ilk yıkamada sadece saç kremiyle saçlarımızı dipten uca güzelce ılık suyun altında tarakla tarayarak boyayı akıtıyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Şampuan kullanmıyoruz ilk yıkamada. Herhangi bir saç kremi olur. Hiçbir zararı yok. Her zaman saç kremini de şampuandan önce yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün videolarımda bunu detaylı olarak anlatmıştım. Şöyle bakar mısınız ne kadar güzel bir renk oldu. Bahçede gösterdim size rengin nasıl durduğunu. Şimdi şöyle bir de iç mekanda göstereyim. İç mekanda akşam evin içindeki ışıkla böyle. Şöyle pencerenin önünde sabah güneşinde göstereyim size. Hala şampuan yok saçlarımda. Hala şampuanla yıkamadım. Böyle tertemiz, pırıl pırıl. Ee, dediğim gibi ben bunu bir iş olarak görmüyorum. Bu saç boyama benim için sıradan bir şey ve beni hiç yormuyor. Beni tek oyalayan kısmı ne biliyor musunuz? Boyayı hazırladıktan sonra saçıma sürdüğüm kısım bir beni oyalıyor. Saçlarım çok uzun olduğu için 15 dakika falan sürüyor saçıma sürmem. Her yerine çok iyi bir şekilde sürüyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel, her ışıkta farklı duran bir renk. Ve ben bu doğal saç boyalarımdan asla vazgeçemem. Doğal saç boyamayı böyle bir kere iki kere yapmalık düşünmeyin. Benim doğal saç boyalarım çok sağlıklı. İsterseniz her gün yapın. İsterseniz üç günde bir yapın. Saçınızda renk oturana kadar haftada bir yapın. Ben genelde ayda bir ya da iki kez yapıyorum. Yani şöyle 20 günde bir yapıyorum diyebilirim. Ama renk değiştirdiğim zaman birer hafta arayla 4-5 defa üst üste yapıyorum rengi oturtmak için. Şimdi ben bu mor renge geçtim. Kışın yine kahverengiye dönerim. renk değiştireceğim zaman bir ha birer hafta arayla bazen 3 günde bir fark etmiyor. O benim müsait olma durumuma göre. Bazen 3 günde bir, bazen haftada bir çok güzel bir şekilde boyayarak saçlarımda rengi oturturum hemen. Bakın şöyle tam güneş üzerine düştüğünde de göstereyim. Gerçekten her ışıkta mükemmel olan bir saç tonu yakaladım. Sonbaharda saç dökülme problemi yaşayanlar için yine benim önerim günde iki tane yumurta ve bir kase yoğurt yemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü protein saçlarımız için çok gerekli. Vücudumuzda bakın şu rengin güzelliğine bakın muhteşem oldu. Vücudumuzda böyle iki tane ee, ikna edilmesi zor yapı var. Biri saçlarımız, biri bağırsaklarımız. İkisi de üzüntüden, kaygıdan, endişeden, hastalıklardan çok etkilenir. O yüzden ikisini kandırmamız çok zor. Beynimizi bile kandırabiliyoruz da bu saçlarla bağırsakları bir türlü kandıramıyoruz. Bunlar bizden gerçek bakım ve gerçekleri istiyorlar. O yüzden e, mutlaka günde iki yumurta, yoğurt, yemelisiniz. Yumurta için sadece şunu söyleyeceğim. Vücudumuzdaki bütün vitamin, mineralleri karşılayacak bir besin maddesi, protein yönünden çok zengin. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Yumurtadan yeni bir canlı oluşuyor. O kadar mükemmel bir gıda ki yumurta. Onu anlatma, anlatacak kelimeler bulamıyorum ben size. Sadece öyle söyleyeyim. Yumurta kendisinden mükemmel bir canlı oluşan bir gıda. ...ya da bir varlık. Öyle düşünelim. Ee, bunun dışında size ben ne söyleyebilirim? Saçlarınızı, vücudunuzu yıkadığınız sıcaklıktaki su ile yıkamayın. Saçlarınızı daha ılık su ile yıkayın. Ee, daha önceki videolarımda da hep söyledim. Saçlarınızı en son yıkayın. Önce vücudunuzu yıkayın. Tam çıkacağınız zaman da saçlarınızı yıkayıp çıkın. Bu saç videolarımı lütfen dikkatli bir şekilde kendiniz için... ...baştan sona izleyin. Gerçekten saç konusundaki tecrübelerime ben çok güveniyorum... Sonuç ortada benim çok güzel saçlarım var ve herkes saçlarıma hayran. Hiç kimse bunları benim böyle kabuklarla, kına ile yaptığıma da inanmıyor. Gerçekten inanmakta güçlük çekiyorlar ama ben bu şekilde yapıyorum ve ancak kim inanıyor bana? Benim bu videolarımı yapan, uygulayan kendi yakın arkadaşlarım inanıyorlar ve biliyorlar. Hatta söylüyorlardı. Onlar da yapıyorlar. Bazen buluşuyoruz. Saçlarımızı böyle karşılaştırıyoruz birlikte. Bir dahaki buluşmada onların saçlarında bir videosunu yaparım inşallah. Şimdi şöyle bir özetlemek istiyorum. Siz benim böyle her ortamda, güneşte, ışıkta, iç mekanda saçlarımın renginin ışıltısını ve duruşunu izlerken ben hemen bir şöyle özetlemek istiyorum doğal saç boyama ile ilgili bilgilerimi. Şimdi şampuan olarak çok soruluyor bana hangi şampuanları kullanalım diye. Bebek şampuanları kullanabilirsiniz. Bebek şampuanları gayet güzel ve uygun. Ben de bebek şampuanı kullanıyorum epey bir zamandır. Soranlara da yazıyorum zaten bebek şampuanlarını tercih edebilirsiniz. Saçlarımızda bu doğal boyaları en az 2 saat bekletmeye çalışalım. Vaktimiz yoksa 2 saat bekletelim. Ortalama 4 saat iyidir. Biraz daha uzun bekletebilirsiniz vaktiniz varsa. 7-8 saat kadar da bekletebilirsiniz. Eski kıyafetler giyin. Koyu renk eski kıyafetler olursa her boyada onları tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Saçlarınızdan bu doğal boyaları akıtmak için önce ılık suyla doğal boyayı saçlarınızdan akıtın. Daha sonra saç kremi sürerek suyun altında tarayın saçlarınızı. Uzunsa saçlarınız uçtan dibe doğru tarayın. Çok daha kolay açılır. İlk boyayı yıkarken şampuan yapmıyoruz. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra şampuanla yıkayabilirsiniz. Yüzünüzü boyamaması için yüzünüzün saçlarınızla bittiği yere Vazelin sürebilirsiniz varsa. Vazelin yoksa susam yağı olabilir. Susam yağı sürebilirsiniz. Tahinin üzerinde biriken yağ susam yağıdır. Onu ondan kullanabilirsiniz biraz kulaklarınıza ve kıyıya sürebilirsiniz. Onlar da yoksa zeytinyağı da olur. Yağlı bir el kremi de olur. Hangisi varsa onlardan çok az miktarda sürebilirsiniz. Saç dökülmesini durdurmak için Sadece şampuan kullanmak yetmez. Saç dökülmesi için bana şampuan soranlar var. Onun için de ben içten destek gerekir diyorum. Günde 2 yumurtayı mutlaka yemeye özen gösterin. Ne şekilde pişirdiğiniz önemli değil. Mümkünse 2 haşlanmış yumurtanın vitamin değeri daha yüksektir. O şekilde tüketebilirsiniz. Bir kase yoğurt yemeği de unutmayın. Saçlarınız hem parlak olur hem dökülmesi durur. Bu doğal saç boyalarım benim. Saç dökülmesini gerçekten durdurur. İçten de desteklediğiniz zaman hem pırıl pırıl yeni saçlarınız çıkar hem de saçlarınızın dökülme sorunu hiç olmaz. Saç beyazlarından kurtulmak için de cevizin yeşil kabuğunu, kurusunu, kendi cevizin kuru kabuğunu, çörek otunu, demli çay suyunu, kahve, karanfil gibi bitkileri çok kullanmaya özen gösterin. Her karışımın içine mutlaka koyun. E, saç çıkarmak için de yine mayalı tariflerimi yapın. E, boyalarınızın içerisine soğan, sarımsak e, ekleyebilirsiniz. E, onlar da gerçekten tam bir saç çıkarıcı. Saç diplerinizde kaşıntı olabilir bu doğal boyalardan sonra. E, kaşıntı olduğu zaman kaşımayın saç diplerinizi. Yeni saçlarınız geliyor demektir. Dayanın, kaşımayın. Ve ondan sonra bir iki, bir iki haftaya kalmaz saçlarınızın içerisinden minik minik saçlar geldiğini görürsünüz. Beni her nerede izliyor ve dinliyorsanız sizlere böyle kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Saç ile ilgili bütün problemleriniz inşallah biter. Bu doğal saç boyalarında biraz sabırlı olun kalıcı olun. Kalıcı olursanız, sabırlı olursanız gerçekten çok güzel renkler elde edebilirsiniz. Siz de güzel karışımlar, güzel renkler elde ederseniz lütfen bana yazın. Sorularınıza mutlaka cevap veririm. Ama yoğunluktan biraz geç cevap verebilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Mutlaka yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Bunun dışında sizlere önerim ne olabilir? Mümkünse moralinizi hiçbir şey için bozmayın. Hep neşeli ve mutlu olun. Hoşçakalın.